Sayın Jalen Orsulu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Profesör Doktor Sayın Yılmaz Büyükerşen. Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt. Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç. Lüleburgaz Belediye Başkanımız Sayın Murat Gerenli. Alpu Belediye Başkanımız Sayın Gürbüz Güler. Seyit Gazi Belediye Başkanımız Sayın Uğur Tepe. Ham Belediye Başkanımız Sayın Erdal Şanlı. Nihalıcık Belediye Başkanımız Sayın Haydar Çorum. Tanınmış iş adamlarımızdan Sayın Ünsal Gündoğan. Tanınmış iş adamlarımızdan Sayın İbrahim Cansızoğlu. Protokolümüzün değerli üyeleri, tüm siyasi partilerimizin değerli temsilcileri ve çok değerli Mahmudiye halkımız ve kıymetli misafirlerimiz. Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Mahmudiye Belediyesi Kapalı Halk Pazar Yeri açılış törenimize hepiniz hoş geldiniz. İl başkanını okumadınız hanımefendi. Ben... Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanını okumadınız. Sayın Başkanım, programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, Belediye Başkanımız Sayın İshak Gündoğan'ın konuşması, Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Atacı'nın konuşması, Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt'un konuşması, Büyükşehir Belediye Başkanımız Profesör Doktor Sayın Yılmaz Büyükerşen'in konuşması, CHP Eskişehir Milletvekilimiz Sayın Jalen Orsulu'nun konuşması, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel'in konuşması, Kapalı Halk Pazar Yeri Açılış Kurdelesi'nin kesilmesi, plaketlerin verilmesi, sevilen sanatçı Mithat Körler'in konseri ve ardından ikramlar. Şimdi sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Thank you.
Partisi'ni izleyeceğiz. ...2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eski tarafından 44 kilometrelik kanalizasyon hattı yapıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eski tarafından asbestli içme suyu boru hattı kaldırılarak sağlık koşullarına uygun yeni içme suyu boru hatlarıyla değiştirildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eski tarafından yağmur suyu hattı yapıldı. Esgaz tarafından 2016 yılında ilçeye 62 kilometrelik doğal gaz boru hattı yapıldı. ...95.000 metrekare asfalt, 350.000 metrekare kilit taşı, 500 adet, kamelya, 65 adet, oyun grubu ve spor aletleri, 52 adet. Konteyner ve kutuları 875 adet. Mahmudiye'nin birçok yerinde yapılan ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları. Araç ve makine alımı 20 adet. Maliyeti 2 milyon 771 bin lira olan 36 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 4 bin metrekare kullanım alanına sahip olan Mahmudiye Kapalı Pazar Yeri inşaatımızı tamamladık. Mahmudiyeli vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda projelendirilen ve hızlı bir şekilde hayata geçirilen Mahmudiye Kapalı Pazar Yeri projemizi 25 Kasım 2021 Perşembe günü saat 11'de siz değerli Mahmudiyeli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Mahmudiyeli vatandaşlarımızın sağlıklı ve daha rahat koşullarda alışveriş yapabilecekleri bu tesisimizin bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.
davetimize katılamayan misafirlerimizin mesajlarıyla da devam ediyorum. Kapalı Halk Pazar yeri açılışınıza ilişkin davetiyenizi memnuniyetle almış bulunmaktayım. Nazik davetiniz için teşekkür eder, şahsınızla tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım. Eskişehir Valisi Sayın Erol Ayyılız, Mahmudiye Kaymakamımız Sayın Harun Reşit Han, valilikte olan toplantılarından dolayı programımıza katılamıyor, hayırlı olsun dileklerini vatandaşlarımıza iletiyor. Düzenlediğiniz kapalı halk pazar yerinin açılışına katılan tüm vatandaşlarımı içtenlikle selamlıyorum. Pazar yerinin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle size ve açılışa katılarak bu güzel birlikteliği paylaşan konuklara sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Düzenlemiş olduğunuz kapalı halk pazarı açılış törenine ilişkin nazik davetinize çok teşekkür ederim. Aynı tarihte önceden planlanmış bir toplantıya katılacağımdan aranızda bulunamıyorum. Mahmudiye halkımıza hayırlı olmasını diler, şahsınızda emeği geçenleri canla gönülden kutlar, katılan tüm konuklara selam ve sevgilerimi sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim. Ordu Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun. Değerli Başkanım, kıymetli Mahmudiyeli hemşehrilerim, NATO Parlamenterler Meclisi toplantıları kapsamında yurt dışı görevlendirmem nedeniyle aranızda bulunamıyorum. Halka hizmeti her daim öncelik gören, sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman yurttaşlarımızın yanında olan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizle gurur duyuyoruz. Kapalı Halk Pazar yerimizin Mahmudiyeli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor, Belediye Başkanımız Sayın İshak Gündoğan ve emeği geçenleri kutluyorum. Tüm konuklara selam ve saygılarımla. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Sayın Utku Çakırözer. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın İshak Gündoğan'ı sahneye davet ediyorum. Başkan Vekilim Özgür Özel, halkın sesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın sesini en yükseklere konuşan Sayın Grup Başkan Vekilim, hoş geldiniz. Dünyada örnek başkan, sayılarca ödül almış Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli hocamız, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sayın Milletvekilim Cahil Hanım, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Odunpazar Belediye Başkanımız Kazım abi, sizler de hoş geldiniz. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet abi, hoş geldiniz. Alpu Belediye Başkanımız Gülbüz Güller, yüzleriniz hep gülsün. Her ne kadar geçmişten enkaz alıp borç alsanız da yüzünüz hep gülsün, hoş geldiniz. 62 yıl sonra Seyit Gazi Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Parti şeffaf belediyeciliği kazanan Uğur ismiyle uğurlar olsun dediniz birilerine. Uğur Tepe, hoş geldiniz tepelerden. Han Belediye Başkanımız, hoş geldiniz değerli başkan. Değerli Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanım, sizler de hoş geldiniz. İç Anadolu Belediye Birliği'nin Genel Sekreteri, aramıza şeref veren Güleburgaz Belediye Başkanımız, ismi de Murat, muradı da Murat, sizler de hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Siyasi partilerimizin ilçe, gençlik kolları, kadın kolları, değerli temsilcileri, değerli konuklar, değerli protokol,
Değerli mamlun hemşehrilerim, Atçılık'ın diğeri değerli basın STV Kanal 26 Atçılık'ın merkezi Mahmudiye ilçemize hoş geldiniz, şerefler verdiniz, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli mamlun hemşehrilerim, bana 3 defa sandığa giderek belediye başkanlığı yetkisi verdiniz. Neden 3 defa diyorum? İkinci dönemim. 2014 yılında biliyorsunuz kazandığım seçimi İstanbul, Yalova gibi iptal ettiler. Sizler biz haklının yanında dururuz. Mahmudiye köy durumuna gelmiş. Mahmudiye'yi modern ilçe durumuna getirmek için sana yetki veriyoruz dediniz. 3 defa sandığa gittiniz. Ben de inşallah sizlere mahcup etmemişimdir diye düşünüyorum. Bir karne notuma bakalım. Şöyle geriye gidelim. Geçmişini bilmeyen geleceğini yaşayamaz. Tabii ki biz Atatürk askeriyiz. Hep ileriye bakarız ama bir de geriye bakalım diye düşünüyorum. Evet, 7 yılı devirdik. 8. yıla gidiyoruz. 2014 yılı zaten seçim yılıydı biliyorsunuz. 19'unda bir kısmını onları mazuret saymıyoruz. İlçemize geldiğimde bir modern köy durumundaydı. Sokakları toprak, çamur. Nasıl Büyükşehir Belediye'mizin o porsu güzelleştirip ve sokaklarını çamur olmayışını örnek alarak bir yola çıktık hocamızı. 62 kilometre kanalizasyon boru hattı çekerek havanın kirlenmesini o yaşlı amcaların, ninelerin, gelinlerinin yanına gidip de kışı orada geçirmemesi için mücadele verdik. Oysa 1999 yılında çevre yolu, Mahmudiye ilçemizin kenarından geçen çevre yolu çiftlere giden boru hattından maalesef doğalgaz boru hattı BOTAŞ'tan alınmamış. Doğalgaz boru hattımızı 60 kilometre getirerek temiz bir hava, güzel bir yaşam sağlamış bulunduk. Bunun yanında kanalizasyonumuz yok idi. Yani 21. yüzyıl diyoruz, burnumuzun dibinde Afyon var. Afyon'un köylerinde bile kanalizasyon olduğunu yıllar önce ben gördüm. Hem tarımcı olduğum için biçer dörlerde, oralarda görmüştüm. Hayalimde hep vardı. Allah nasip etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hocamızın talimatıyla 2016 yılında toplam 44 kilometrelik kanalizasyon boru hattıyla yeraltı sularının kirlenmesini önledik. Ve poseftik çukurları tamamen kapandı. Kanalizasyon altyapısını aynı zamanda paket arıtmayla çözmüş olduk. Bunun yanında tabii ki metrajlarını söylemeyeyim. Zaten ekranda gördünüz. Hava soğuk ama sizlerin sıcaklığı, bu hizmetlerin sıcaklığı sizleri ısıttığına inanıyorum. Bereketli geldiniz. Pazar yerimiz bereketli oldu. İnşallah bundan sonraki açılışlarda da Rabbim hep böyle yağış verir. Küresel ısınmaya bağlı kuraklık yaşıyoruz biliyorsunuz. Metrajlara girmiyorum. Tabii ki üst yapıda Mahmudiye merkezde %97 kilitli taş ve asfaltla üst yapı sorununu bitirmek üzereyiz. Burada büyük şehrimiz olmasaydı ben asla bu hizmetlerin üst yapıda, altyapıda getiremezdim. Adamı döverken tabii ki ah arkam demiş ama geçmişimiz biraz kaba oldu ama ben bütünü aldım. Hocam dedi sen dedi şekeri koy, unu koy, helva yapması bizden dedi. Hep beraber imece usulü asfaltı yaptık köylerle beraber. Biraz sonra hocam onlara da dile getirir diye düşünüyoruz. Şimdi tabii ki bunların parklarıyla diğer hizmetlere devamı çoktur. Şunu kimseyi suçlamadan rahatlıkla söyleyebilirim. İlçe merkezinde 3-4 tane konteyner yani çöp kovası hariç çöp atacak variller vardı, variller. Belediye vatandaşı diyormuş, Mahmut Ali hemşehrilerim burada. Bunda yalan yok. Doğruyu herhalde şimdi konuşacağız, ölünce konuşmayacağız diye düşünüyorum. Biz konteyneri veririz ama parasını verirseniz diyorsun. Biz köylerle beraber her köşe başına çöp konteynerlerimize koyduk. Buna benzer hizmetlerimiz araç alımıdır. Borçlu aldım belediye. 2014 yılında 4 milyon bütçem var iken 2 trilyon yani 4 trilyon bütçem 2 trilyon borçlu almıştım. Bunları yaparken tabii ki diğer belediyelerimiz de borçları vardır, borçlanır.
yiğitin kamçısıdır borç. Bunu tenzih ederim. Söylemek istiyorum. Borçsuz bir belediyeyiz. Bunları kendi imkanlarımıza yaptık. Biraz da bende bir torba vardır. Sağa sola giderken Eskişehir'de bir ninemiz söyledi. Yavrum ne satıyorsun? Vallahi ben topluyorum nine dedim. Tabii ki bundan sonraki yapacağımız hizmetler de değerli misafirler, değerli Mahmudeli hemşerilerim, siyaseten değil, vicdanen bir ayağı çarıklı köylü çocuğu olarak benim müjdem zam müjdesi değil. Benim müjdem hizmet müjdesi. 36 dekar bu alanı kamulaştırarak buradaki arsa sahipleriyle helallaşarak parasını vererek belediyemize kazandırdık. Değeri 970 bin lira civarında idi aldığım yıllarda. Buranın planı büyükşehrimizin de desteğiyle 1/1000'lik 5000'lik park kapalı pazar olarak resmi alan olarak biz plana geçirdik. Şimdi yapacağımız şeylerde tabii kapalı pazarımızı söylemiştik. 4000 metrekare. 3 milyon 300 bin liraya keşif bedeli. 4000 metrekarelik bu kapalı pazarımız. Yani 4 dekarlık. Buranın yaklaşık maliyeti 3 milyon 300 bin liraydı. 3 trilyon 300 bin liraydı. Biz burayı ihaleye çıkardık. 13 tane müteahhit firma girdi. 2 milyon 771 bin liraya burayı tamamını belediyemizin imkanlarıyla bitirdik. Sizlerin, Mahmudelilerin hizmetine sunduk. Devamında az önce söylemiştim, zam müjdesi değil de hizmet müjdesi. Buraya büyükşehrimizin desteğiyle parklar yapılıyor. Bunun yanında hocamız havuz sözünü zaten vermiş. Sözü de demeyeyim hocam, söyledi mi zaten emirdir bizler için. Buraya kreş yapacağız bu alan içerisine. Buraya kadınlara kadın kültür merkezi yapacağız. Yeter mi? Yetmez. Gençlerimiz nerede? Tabii ki rahmetlik Ahmet Kaya ne demiş? Hani benim gençliğim nerede demiş? Gençlik burada. Gençlere de kültür merkezi yapacağız. Gençlik kültür merkezi. Yanında spor kompleksi, mescidimiz olacak, yazlık düğün salonu olacak. Ve devamında inşallah Allah izin verirse süt birliğinin yanındaki alana gölet, oraya at binicilik tesisi yapacağız. Değerli Genel Başkanım, bunu sizlere de arz etmek istiyorum. İkinci Mahmud'un 1800'lü yıllarda kurduğu ilçede atçılığın merkezidir Arap atının. Türkiye'deki yarışları %80-90'ı derece kazanan atlar Mahmudeli'ye yetişir. Maalesef ihmal edilen bir ilçemiz 45 bin dekar Anadolu Tarım İşletmemiz vardır. 1753 dönüm üzerinde Türkiye Jokey Kulübü içerisinde 520 dekar çim pisti, kum pisti olan burada Veli Efendi hipodromundan büyük bitmiş vaziyette hipodrom vardır. Yani Mahmudeliler, değerli Mahmudeliler, bizler cezalandırılıyoruz mu? Bunu sandıkta unutmayalım lütfen. Benim karne notuma bakın, aynı şey yani sizlere ricam olacak. Neden Mahmudeli'de bitmiş hipodrom, atçılığın merkezi diyoruz. Burada 54 tane özel at arası var diyoruz. Anadolu Tarım İşletmesi var diyoruz. Üvey evlat muamelesi görürken bizden sonra yapılan ülkemizdeki şehirlerin hepsi bizimdir. Biz onları yani niye yapılsın demiyoruz. Ama bizde neden öteleniyoruz? Yani Diyarbakır, Elazığ, Antalya, İzmit, bizden sonra hipodrom yapılan değerli atçılar arkadaşlar, gelin yanımıza. Bizim belediyemiz şeffaf belediyecilik. Herkesi kucaklıyoruz. Orada hiçbir partinin ismi yok. Siyasi kimliğimiz var, gurur duyuyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti TC'si olan belediye var. Gelin bu atçılığı şahlandıralım. Sayın Grup Başkan Vekilim, bunu inşallah dile getirirsiniz. Yani bakanlıklardan üvey evlat muamelesi görüp de giden belediye başkanı İshak Gündoğan acaba farklı ülkenin bir belediye başkanı mı diye düşünüyoruz. Neden oradan bir şey almıyoruz? Hak, hukuk, adalet varsa neden olmuyor? Yani bunu da dile getirmek istiyorum. Tabii ki söyleyeceklerim daha çok. Sizleri soğukta tutmamak istiyorum. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Şerefler verdiniz. İlçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu kapalı pazarımız bundan sonra çamur, yağmur, güneş olmayan kapalı pazar çok amaçlı kullanılacak. Pazarcı esnaflarımıza hayırlı olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.
şekilde konuşmalarını yapmak üzere Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Atacı sahneye davet ediyorum. Çok değerli Grup Başkan Vekilim Özgür Özel kardeşimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Eskişehir Milletvekilimiz, değerli belediye başkanlarımız, partimizin il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız, çok sevgili Mahmudiye hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle aranızda bulunmaktan çok mutluyum. Gerçekten geldiğimde sizlerle görüştük, tokalaştık, hasret giderdik. Tabii biliyorsunuz asırların getirmediği bir Covid bizim asrımıza denk geldi. Ve uzun zamandır ayrı kaldık. İnsanlar birbirinden kaçar oldu. İşte aşısı var mı yok mu gibi haklı olarak bir takım endişeler içinde yaşayıp gidiyoruz. Bu sene de böyle geçecek, öyle gözüküyor uzmanların bilgiye göre. Diliyoruz aşılar tamamlanır ve 2022'de yeni bir hayata başlarız. Değerli dostlar, biraz önce İSAK Başkanı dinledik. Daha önce de bir görselleri izledik. Gerçekten ben sık gelip gidiyorum Mahmudiye'mize. İSAK Başkan geldikten sonra burada çok şeyler değişti. İSAK Başkan çok hareketli, renkli bir belediye başkanımız. Hakikaten kendisini takip etmek biraz zor. Ama bu hareketlilik içinde neler yaptığını açıkça görüyoruz. Kendi de ifade etti. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük emekleri var Mahmudiye'mizde. Tabii arkasından Eskaz'ın gelmesi. Temel hizmetler olarak asfalttı, kilit parkeydi, yeşil alandı, çocuk oyun kurumlarıydı. Bunların hepsi yeniden yapıldı. Çünkü biraz önce söylediğim gibi Mahmudiye'yi yıllardır takip ettiğimiz bir konuydu. Ama pazar yerine gelince İSAK Başkan'ın burayla ilgili ciddi hayalleri vardı. Anlatıyordu işte buranın kamulaştırmalarını tek tek yaptığını izliyorduk. Ve neticede buranın planlaması yapıldıktan sonra inşaat başladı. İnanın kentte yaşayanların en büyük temel hizmetlerinden veya isteklerinden bir tanesi kapalı pazar yeridir. Buraya şimdi bu bölgedeki diğer ilçelerimizin vatandaşları da gelecek. Ciddi bir hizmet verecek, bölge hizmeti verecek burası. O açıdan herkes burada yazın sıcaktan, kışın soğuğundan korunarak gayet insani bir şekilde hizmet yapacaklar, alacaklar ve yapacaklar. Bundan dolayı başkanımı canı yürekten kutluyorum. Bunları yapmak kolay değil. Hakikaten hem bütçesel hem vizyon işleridir bunları yapmak. Ama diliyorum diğer belediyelerimize de bu bütçe varlığını versinler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün belediyeleri bunları yapacak vizyondadır. Ama maalesef zaman zaman bu parasızlık belimizi kırıyor. Bakın son 3 günde Türkiye nerelere geldi? Hiç tahmin ediyor muydunuz? Biraz ediyorduk ama bu kadar olacağını tahmin etmiyorduk. Evvelsi gün Ankara'ya giderken arabaya bindim. Dolar 10.5'u biraz geçmişti. Ankara'ya vardığımda 13 liraydı. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Diliyoruz bunlar çabuk toparlansın. İnsanlarımız çok mağdur oluyor. İş adamları çok mağdur oluyor. Bir an önce insanlar yarını görmeye başlasınlar. Ben tekrar böyle bir güzel hizmeti Mahmudiye'ye bağışlayan, yapan değerli dostum İSAK Başkanımıza ve sizlere hayırlı olsun derim. Sevgiler, saygılar. Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt'un konuşmasına için sahneye davet ediyorum. Sayın Grup Başkan Vekilim, Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanım, sevgili belediye başkanlarımız ve sevgili Mahmudiyeli hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün
biraz önce izlediğimiz görseller ve İshak Başkan'ın söyledikleri şu gerçeği ortaya koyuyor ki hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partili halkçı belediyeleri engelleyemez. Her türlü olumsuzluğa rağmen, her türlü yokluğa ve baskıya rağmen sayılan hizmetlerin kısa sürede gerçekleştirilmiş olması belediye başkanımızın başarısını gösterir. Seçimden önce ve hatta seçim iptal edildikten sonra ikinci seçimde geldiğimiz zaman da şunu söylemiştik sevgili Mahmudiyelilere. Muhalefette olmamız hizmet etmemize engel olamaz. Çünkü şimdiye kadar iktidar partisinin belediyesiyle yönetildiniz, hiçbir hizmeti alamadınız. Ama şunu herkes bilsin ki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ankara'dan daha yakındır. Dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin katkılarıyla Mahmudiye'yi gerçek anlamda bir şehir yaparız dedik ve bugün gördük ki Mahmudiye'ye daha önce hiçbir iş yapılmamış. İshak Başkan bunları sırayla gerçekleştiriyor. AKP'li belediyelerin alamadığı hizmetleri Mahmudiye almış. Tebrik ediyorum. Kutluyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Pazar yerinde halkımız sağlıklı, hijyen koşullarına uygun bir hizmet alacaklar. Ama pazar yerinin artısı hizmetleri de İshak Başkan müjdeledi. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanımız Profesör Doktor Sayın Yılmaz Büyükerşen'i sahneye davet ediyorum. Çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz, Milletvekilimiz, Belediye Başkanları ve protokole dahil bütün zevat ve çok çok sevgili Mahmudiyeli hemşehrilerim. Bugün benim mutluluk yaşadığım günlerden biridir. Mahmudiye'nin yeni eserleri, yeni tesisleri, özellikle bu çok beğendiğim yapılışı sırasında da uğramıştım. Başkan gezdirmişti beni. Bu kapalı pazar yeri hem maliyetinin ucuzluğu, hem güzelliği, hem genişliği, hem de sıhhiliği açısından fevkalade önemliydi. Onu bitmiş olarak hizmete bugün açacağız inşallah. Mahmudiyeli esnafın yanı sıra civar ilçelerimizden ve Eskişehir'den gelecek olan satıcılar da dahil çok güzel örnek bir pazar yeri olarak kalacaktır. Çünkü bizim yaptığımız işler hep başka belediyelere örnek oluyor. Bundan da büyük gurur duyuyoruz. Eskişehir'deki 3 belediye, bizim Büyükşehir Belediyesi ile beraber 2'de Tepebaşı Odunpazarı Belediyesi hakikaten iktidarın bütün imkanları bize karşı kıskanç kullanması ya da kullanamaması, kullanmaktan kaçınması, hatta kasıtlı olarak bizleri engellemeye çalışmasına rağmen çok güzel, hem ekonomik yönden, hem sosyal yönden, hem kültürel yönden çok büyük hizmetler veriyorlar. Ben doğrusunu isterseniz belediye başkanlarına soyunduğum zaman bu kadar geniş hizmetleri, bu kadar büyük imkansızlıklar ve engellemelere rağmen yapabileceğimizi düşünmüyordum. Ama hakikaten hani derler ya, taşı sıksa suyu çıkar diye, Eskişehirli belediyelerimiz, ilçelerdeki belediyelerimize dahil olmak üzere başkanları o kadar güçlü, o kadar güzel hizmet vermeye yönelmiş insanlar ki sıktıkları taştan su çıkıyor. Yoksa para yok, pul yok. Hele bu döviz kurlarının artışından sonra bizi bekleyen büyük sıkıntılar var. Sayın Grup Başkan Vekilimize de anlattım. Herhalde Ankara'da dile getireceklerdir. Hatta belki de kanun teklifi bile kabul edilmeyecek olsa bile sunabilirler. Bu
Bundan sonra yapacağımız işler hakikaten zor ama parasızlıktan yapılması, kaynaksızlıktan yapılması mümkün olması bugün için gözükmeyen işlerdir. Ama göreceksiniz, onları da realize edeceğiz. Şimdi Büyükşehir Belediyesi eskiden Tepebaşı Odunpazarı Belediyeleri ile el birliği ve iki ilçemizin yakınlarındaki kırsal kesimde bulunan köylerimiz dahil ondan sorumluyduk. Ama şimdi bunlar öyle bir kanun çıkardılar ki bütün il belediyesi yaptılar. Dolayısıyla bütün köyleri mahalle haline getirdiler. Neden? 2009 seçimlerinde farkına vardılar ki köylüyü bitirmişler, tarımı bitirmişler, hayvancılığı bitirmişler ve yapılacak seçimde köylüden oy alamayacaklar. Büyük bir panik içerisinde oturdular, bu kanunu çıkardılar. Dediler ki nasıl kurtuluruz biz kırsal kesimden, köylülerimizden, kırsal kesimdeki ilçelerimizdeki üreticilerin dertlerinden? Ne yaparız? Akıl verenler oldu onlara her zamanki gibi. Dediler ki kolayı var. Köylerin bütün yükünü, kırsalın bütün yükünü, ki bölge müdürlükleri vardı, genel müdürlükler vardı biliyorsunuz. Köy hizmetleri, yol, su, elektrik vesaire. Onlar kırsal kesimdeki köylülerimize merkezi hükümetin yardımlarını ve ayırdığı bütçeleri oralarda kullanarak hizmet verirlerdi. Karlı yolları onlar açarlar, yolları onlar yaparlar, suyu onlar getirirler. Hayvancılığın gelişmesinde, tarımın verimli hale gelmesinde kadrolarıyla, zengin kadrolarıyla hizmet verirler idi. Dediler ki bunları efendim büyükşehir belediyelerine bağlayalım. Nasıl bağlayacaksınız büyükşehir belediyelerine kırsal kesimi? Köy çünkü büyük bir bölümü. Ondan sonra da kırsal ilçeler var. Efendim mahalle yaparız dediler. Mahalle yaparız deyince iş gayet kolaydı. Şimdi benim eskiden göreve geldiğimde az önce bahsettiğim kadar kırsal kesim sorumluluğumuz varken birdenbire benim 549 mahallem oldu. Doğuda Ankara İludu'du, kuzeyde Bolu İludu'du, batıda Bilecik İludu'du, güneybatıda Kütahya İludu'du, Afyon İludu'du ve Konya İludu'duna kadar koca bir coğrafya parçasının bütün belediyecilik hizmetlerinden, ortak ihtiyaçlarından Büyükşehir Belediyesi sorumlu. Ödenekleri verseler neyse, ellerinde vaktiyle İl Özel İdaresi'nin elindeki imkanları dağıtırken çok hassas davrandılar. Bize kısmen kıraç sayılan bölgelerde toprak verdiler. Çok iyi teşkilatı olan kurumların, bölge müdürlüklerinin, genel müdürlüklerin araç gereç ve kadrolarını bakanlıklarına, kendi bakanlıklarına dağıttılar. Çünkü Taksim Komisyonu maalesef iktidardakilerin çoğunluğundaydı vilayette toplananlar. Sonradan davalar da açtık. Biz hala davaların bir kısmı devam eder. Haksız şey yaptılar. Mesela bir küçük örnek vereyim. Eskişehir'de İl Özel İdaresi'nin 14 tane ambulansı vardı. Parası oradan, o fasıldan geçmiş. Dedik ki birer tanesini bize verin de ilçelere verelim bu ambulansların birer tanesini. İlçeleri madem bağladınız bizlere, ilçelerin ana yollarından, altyapılarından, imar planlarından sorumluyuz. Artı köylerin de imar planlarından tutun, altyapı sorunlarına, köylerin köylerle, köylerin ilçelerle, ilçelerin şehirle olan yollarını yapmakla da biz sorumluyuz. Efendim kanalizasyon tesisi yapmak görevi de yine büyükşehir belediyelerine verildi. İtfaiye, yangına karşı tedbirler de verildi. Yetmedi. Dediler ki köylüyü köyden şehire göç etmekten alıkoyacaksınız. Göçmüş olanları da tekrar köye dönmelerini sağlayacaksınız genç kuşakların. Başka hayvancılığı kalkındıracak, bitmiş olan hayvancılığı kalkındıracak. Tarımı, çiftçiyi yeniden zenginleştirecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak belediyeler, siz büyükşehir belediyesiniz dediler. Para, para yok. Para olmadığı gibi büyük sıkıntılarla karşı karşıyayız. Örneğin bir örnek vereyim. Eskişehir'de bundan işte yıllar önce kredi, Avrupa Yatırım Bankası kredisiyle aldığımız tramvayların vadesi bu yılın sonunda bitiyordu. Ve borçlarını
hem faiz olarak hem ara parası olarak Büyükşehir Belediyesi olarak ödüyorduk. Hem de tespit edilen ödeme tarihinden 3 gün önce. Adamlar şaşırmışlardı. Onun için de bize gelirlerdi. Yeni projeleriniz yok mu? Size kredi verelim diye. Kredibilitemizi yükseltmek için 3 gün önce veriyorduk. 3 günlük faizden kaçıyorduk ama kredimizi yükseltiyorduk. Tramvayların bütün geliri önümüzdeki yıl itibariyle artık belediyenin olacaktır. Ve kaynak yaratmış olacaktık. O kaynağı yeniden ilçelerimize, kırsal kesime ve şehire harcayacaktık. Ama döviz kurlarındaki artış bizim bundan bir hafta önceki kurlar itibariyle hesaplayacak olursanız bir yıl sonra bitecek olan borçlarımız 2030 yılında ödenebilecek son vadesi diye bir hesap yaptık. Ama görüyorum ki o da olmayacak. Belki 2040'lara falan gidecek bu iş. Bunun pek dile getirmiyorlar ama ben söylemek istiyorum. Bu kadar büyük hizmeti yapmak için kaynak vermeyen, hatta işçi maaşları ve memur maaşları, işçi ücretleriyle memur maaşlarına yetmeyecek kadar ödenek gönderme gibi de bir politikanın içerisine girdiler. Büyük sıkıntılarımız var, bunu söylüyorum. Tabii bunu söylerken aslında Mahmudiye'ye bundan sonra yapmayı düşündüğümüz, Büyükşehir Belediyesi olarak yapmayı düşündüğümüz desteğe mazeret arıyor değilim. Sevgili Başkan bunu çok iyi biliyor. Çünkü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de meseleleri biliyoruz. Buraya da geldiğimde küçük minik yavrular beni karşıladılar çiçekle. Özgür'ü de öyle. Diğer belediye başkanlarımızı ve milletvekilimiz de öyle. Baktım çocuklar hep birazdan bağırıyorlar. Havuz isteriz, havuz diye. İnşallah diyelim. İnşallah diyelim. Eğer bir erken seçim söz konusu olursa ki olmalıdır. O zaman iktidar değişikliğinde hem ekonominin bu durumunu, Türkiye ekonomisinin bu durumunu düzeltmek, hem de belediyelerimizin, büyükşehir belediyelerimizin, ilçe belediyelerimizin imkanlarını genişletecek politikalara sahip olma şansımız olacak. O bakımdan ben İshak Başkan'a hemen söylüyorum. Öyle bir başkanınız var ki aslında zaman zaman sataşırım, bazen kaşlarımı çatarak cevap veririm. Ama hem cabbar hem cevval bir belediye başkanınız var. Bu da sizin şansınızdır. İnşallah televizyonda seyrettik, ekranda seyrettik. Büyükşehir Belediyesi olarak çok uzun olan, hatta bir nevi şehirler arası yol gibi olan, Anadolu'nun pek çok yerindeki şehirler arası yol gibi olan yolunuzun altyapısı, kanalizasyonu yapıldı, doğalgazı geldi. Yağmur suları drenajı altyapı olarak yine Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapıldı. Çok az bir kısım kaldı ama onu da inşallah önümüzdeki bahar şu veya bu şekilde bir taraflardan yeniden kaynak bularak aktarım yaparız. Çocukların gençliğine gelince İshak Başkan'ın onlar 18 yaşına gelinceye kadarki süre içerisinde başkan olmasını gerektiriyor. O bakımdan ben İshak Başkan'ı, belediye meclis üyelerini, Mahmudiye'nin kutluyorum. Asıl önemli olan, Sayın Başkan'ın zikrettiği hususlardan önemli olan, buraya at yarışları, resmi at yarışları yapılabilecek yasanın, Tarım Bakanlığı ilgileniyor bu konuyla, çıkarılması lazım. Şimdiye kadar her seçim dönemi AKP iktidarındakiler veya adaylar hep vaat ettiler, hiçbirini yapmadıkları gibi. Yalnız tarih boyunca burada yetişen o dünyaca ünlü Arap atlarının burada yetiştirilip satışının burada yapılması yerine Bursa Karacabey'e götürülmek gibi bir takım usullerin ihdasını sağladılar. Bu herhalde Mahmudiyelilerin lehine olmadı. O bakımdan inşallah bir gün Atatürk koşularının da burada yapılabileceği mükemmel bir hipodroma ve izne sahip olabiliriz. Onun için Jockey Kulübü'nün de baskısıyla birlikte Mahmudiyeliler birlikte olmalı. Baskıya devam etmeleri lazım. Tabii Sayın Özgür Özel'in, çok değerli milletvekilimizin, grup başkan vekilimizin de bunu meclis kürsüsünden de Ankara'da bakanlık üzerindeki baskılarıyla da yapacaktır. Eğer zaten seçim yapılırsa iktidarda olacağımız için fazla gecikmez Sayın Başkan. Evet, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilimiz Sayın Jalenur Sürlü'yü davet ediyorum. Çok değerli Mahmudiyeli hemşehrilerim. Evet, yağmur yağdı, bereket geldi. Aslında bugün güneşi umutluyorduk. Ne yazık ki güneş açmadı. Ama biz bugüne kadar güneşli günler göreceğiz çocuklar diyerek geldik. Evet, güneşli günler yakın. Hepimiz o güneşli günlerin umudu içindeyiz, bekliyoruz. Umutla, hasretle. Ama umutsuz muyuz? Asla umutsuz değiliz. Bakın, bugün biraz önce Mahmudiye'de bizi bir yaşlı teyzemiz karşıladı ve dedi ki Sayın Grup Başkan Vekilimize, oğlum dedi, sen gelince oturuyorum televizyonun karşısına, çıkınca dedi seni izliyorum dedi. Evet, burada bizimle bugün Grup Başkan Vekilimiz, tüm Türkiye'nin sevdiği sevgili Başkan Vekilimiz Özgür Özel bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Başkan Vekilim. Evet, bugün yine burada biraz önce sizlere hitap eden, belediyecilik deyince Türkiye'de herkesin aklına gelen Büyükşehir Belediye Başkanım. Sadece Türkiye'de de değil, tüm dünyada ödüller alan ve şehrimize bu gururu yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanım burada. Halkçı belediyeciliğin Eskişehir'deki örneği Kazım Başkanım, tepe başında hayat var dedirten şehrin abisi Ahmet Başkanım burada ve bizim kırsal ilçelerimizden Mahmudiye ve Han Belediye Başkanlarımız öyle güzel hizmetler getirerek vatandaşa dokundular ki biz bu dönemde iki kırsal ilçemizi daha aldık son yerel seçimlerde. Altuğ Belediye Başkanımız ve Seyit Gazi Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız hepimiz buradayız. Biz Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok büyük ve çok güçlü bir aileyiz. Öyle güçlü bir aileyiz ki bakın Eskişehir'de başkanlarımızın sergilediği başarılı belediyecilik hizmetleriyle işte başkentimiz Ankara'yı, doğuda Bolu'yu, Bozüyük ilçemizi, Bilecik ilimizi, İzmit'i, İstanbul'u aldık. Ve bütün başkanlarımız tüm Türkiye'de öyle başarılı belediyecilik hizmetleri sergiliyorlar ki ekonominin kitabını yazdım diyenlere inat, ekonomik sıkıntılar içinde kılı kırk yararak neyi nerede nasıl yaparım diyerek Yılmaz Hocam da anlattı biraz önce, başarılı işlere imza atıyorlar. İşte bugün burada o başarılı işlerden birine büyük şehrimizin de destekleriyle imza atan Mahmudiye Belediye Başkanımız Sayın İshak Gündoğan'ın çok güzel vatandaşımıza dokunan bir pazar yeri projesini açmak üzere toplanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, eminim ki Mahmudiyeli hemşehrilerim bundan sonra bu pazar yerinde gerçekten konfor içinde alışveriş edecekler. Ama sanki duyar gibiyim. Diyor ki vatandaşlarımız, ah o sandıklardaki mandalinlere, portakallara, zam şampiyonu karnabahara, lahanaya biraz daha ucuza alabilsek, keşke her şey bu kadar pahalı olmasa dediklerini duyar gibiyim. O günler de gelecek. Hiç umutsuzluğa gerek yok. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi geliyor gelmekte olan, gelecek. Hep birlikte güneşli günleri tesis edeceğiz. Ben tekrar Mahmudiyeli hemşehrilerimin bu pazar yerinin hayırlı olmasını diliyor. Hem Mahmudiye Belediye Başkanımı kutluyorum. Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Ve bugün burada olan tüm Mahmudiyeli ve Eskişehirli hemşehrilerime saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Sağlıcakla kalın. Sayın Milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel'i sahneye davet ediyorum. Sayın Milletvekilim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli il başkanım, ilçe başkanlarım, ilçe belediye başkanlarım, belediye meclisimizin çok kıymetli üyeleri,
İttifak ortağımız İyi Parti'nin, Saadet Partisi'nin değerli ilçe başkanları, Mahmudiye'de bulunan sivil toplum örgütü temsilcileri, çok kıymetli At Yetiştiricileri Derneği başkanımız, yönetim kurulu üyeleri ve alnının terini Mahmudiye'de toprağa damlatan, o topraktan bereket fışkırtan, o bereketle çoluğunun çocuğunun rızkının peşinde olan, yalandan ve haramdan korkan Mahmudiye'nin güzel insanları, hepinize merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce kendi mesajı okundu. Aslında ülke bu durumda olmasaydı Mahmudiye Belediyesi'nin bu güzel hizmet binasının açılışını Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yapacaktı. İshak Başkan'ın Büyükşehir Belediye Başkanımızla uyum içinde Mahmudiye'ye kendi imkanlarını, kamu imkanlarını en iyi şekilde kullanarak, eldeki varlıkları iyi yöneterek, dışarıdan kaynak yaratarak yaptığı hizmetlerle Sayın Genel Başkanımız gurur duyuyor, bizler gurur duyuyoruz. Kendisinin selamlarını getirdim. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Bugün burada sizlerin oylarıyla parlamentoda benimle birlikte çalışan Sayın Jalenur Süllü var. Kendisine emekleri, çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bir görevlendirmemiz de, yani NATO'da Türkiye'yi temsil eden delegasyonda Parlamenterler Asamblesi'nde görev yapan Utku Çakır Özer bugün burada değil. Gönlü burada. Biraz önce mesajı okundu. Beni de dünden arayarak bir kez daha burada olmakla ilgili iyi niyetini, burada olmakla ilgili arzusunu, ama yurt dışındaki görevini hatırlattı. Onun da selamlarını iletiyorum. Her iki milletvekilimize de Mahmudiye'nin ve Eskişehir'in sorunlarını mecliste dile getirdikleri için, sizler için gösterdikleri gayret için bir kez de buradan teşekkür ediyorum. Eskişehir, Yılmaz hocamızın elinin değdiği günden beri güzelleşiyor. Rektörlük döneminden beri güzelleşiyor. Belediye başkanlığı döneminde Yılmaz hoca ve ekibi diğer belediye başkanlarımızla uyum halinde Türkiye'ye bir örnek model ortaya koyuyorlar. Seçimlere gidiyoruz. Biz erken seçim istiyoruz, derhal seçim istiyoruz. Seçim yapıldığında vatandaştan oy talep ediyoruz. Oyu verecek vatandaş genel başkanımızın vaatlerine, bizlerin onu nasıl tekrar edip anlattığımıza bakacak elbet. Ve bir şeye daha bakacak. Yani acaba Cumhuriyet Halk Partisi gelince nasıl yönetir diye bakacak. Baktığında şunu görüyor. Mahmudiye'yi nasıl yönetiyorsak, Odun Pazarı'nı nasıl yönetiyorsak, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ni nasıl yönetiyorsak, Eskişehir Büyükşehir'i ve diğer ilçeleri nasıl yönetiyorsak, Türkiye'yi de öyle çarçur etmeden, israf etmeden, yapılan ihaleleri şeffaf, verilen işlerin hakkaniyete ve liyakata uygun verildiği şekilde yöneteceğimizi gören Eskişehirliler artık iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi'ne, genel iktidarı da teslim etmeye karar verdiler. Buna emeği geçen başta Yılmaz hocamız, tüm başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Kapalı pazar yeri Cumhuriyet Halk Partili bütün belediye başkan adaylarının kitapçıklarında verdikleri bir sözdür. Çağdaş bir iştir. Hepimizin örnek göstereceği projelerdir. Ben böyle bir açılışı yapmaktan, iştirak etmekten memnuniyet duyuyorum. Ama kulak kabartıp da 2.7 milyon gibi, yani büyük şehirlerde insanların
daire satın alamadıkları fiyata böyle bir yerin kazandırılmış olmasında da büyük bir maharet görüyorum. Bu konuda da bir kez daha Sayın Başkan'ı kutluyoruz. Tabii Türkiye'de rakamlardan konuşmak bugünlerde çok kolay değil. Biraz önce büyük şehrimizin mali işlerden sorumlu yöneticisine hatır sordum. Çok kötüyüm dedi. Başkanlarıma bakıyorum, hep gözleri telefondaki dolar kurunda. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında her birisinin öz evladı olması gereken belediyecilere karşı ayrımcı bir tutum içinde davranıyor. Son 19 yıldır. Belediye kendisindense her imkanı seferber ediyor. Belediye başka partidense ona üvey evlat muamelesi yapıyor. Ama başkanlarımız verdiği sözleri tutmak için dönüyorlar, dış kaynaklara başvuruyorlar, krediler alıyorlar ve bu iktidarın zorladığı şekilde dövizle borçlanıyorlar. Onlara kalırsa, bu ülke iyi yönetilse, orta vadeli programda hükümetin öngördüğü dolar kuru yıl sonunda gerçekleşse, o zaman borçlarını ödemede bir sıkıntı yok. Ama ülkeyi yöneten kişi dünyadaki bütün ekonomistlerin aksine iyi yönetirsen faiz düşer, iyi yönet anlayışı yerine, hayır, faiz bir sonuç değildir, bir sebeptir. Ben suni olarak faizi düşürürüm, fiyatlar düşer diye bir inadı tüm dünyada tek kişi olarak sürdürdüğünden, o faizi düşürdükçe dolar fırlıyor. Ve daha geçtiğimiz seçimde iktidara talipken, verin bu yetkiyi bu kardeşinize, dolar nasıl düşecek görün diyen Recep Tayyip Erdoğan 4 lira 20 kuruştan aldığı doları 13 liralara, 13,5 liralara kadar evveli gün çıkardı. Ve orada aslında yükselen dolar değil, dolar olduğu yerde duruyor. Onun karşısındaki Türk lirası değer kaybediyor ve hepimizin canını yakıyor. O değer kaybeden Türk lirasıyla vatandaştan yaptığı hizmetlerle ilgili gelir toplayan belediyeler parayı ödeyeceklerinde bu kötü yönetim yüzünden, örneğin iyi yönetilse 4 lirada tutabilse doları, o paranın 3 katına borç ödemek zorunda kalıyorlar. 6 liralık doları bu sene başındaki yerinde tutsalar ödenecek paranın 2 katını ödemek zorunda kalıyorlar. Bu para dışarı gidince Mahmudiye'ye gelemiyor, Eskişehir'e gelemiyor. Bu kötü yönetimden ülkeyi yönetenler sorumlu. Buradan çağrıda bulunuyoruz. Hem bizim belediyelerimize, hem Türkiye'deki tüm belediyelere. Yıl sonunda geçen sene hedeflediğiniz kur neyse, biz borcu oradan ödeyelim. Ama üstü sizin kötü yönetiminiz, iş bilmezliğiniz olduğu için onu mutlaka hazinenin üstlenmesi gerekmektedir. Aksi takdir vatandaşı cezalandırmaktır. Aksi durum kendi beceriksizliğini vatandaşa bir kez daha ödetmek anlamına gelecektir. Bakın, herkes kendi iddiasıyla sınanır, kendi kibrinde de gerekirse boğulur. Bu ülkede maalesef ülkeyi yöneten kişi bu ülkenin kurucu iradesine, kurucu kadrolarına, kurucu babalarına karşı duyduğu husumeti her kürsüye çıktığında ifade etti. Ve dedi ki gün oldu, gün oldu dedi ki bu ülke geçmişte ekmeği karneyle aldı dedi. Şekeri karneyle aldı dedi. İstediğiniz kadar alamıyordunuz dedi. O günler İkinci Dünya Savaşı günleriydi.
İsmet Paşa ordunun savaşa girme ihtimaline karşı harp stoğu tutuyordu. Şekeri, unu kontrolünü veriyordu. Yokluğundan değil tedbirden duruyordu. Ama bunu bile bile istismar ettiler. Şimdi 2021 yılında Türkiye'deki marketlerde şekerde, unda, bulgurda, ayçiçek yağında kilo ve ambalaj sınırlaması var. Bir paketten fazla alamazsın deniyor. 1940'lardaki İsmet Paşa'nın ülke için aldığı tedbiri diline dolayanlar bugün 80 yıl sonra o noktaya Türkiye'yi getirdiler. 1970'ler Karaoğlan Ecevit, Kıbrıs'ta mezalim var, katliam var, soydaşlarımızı, evlatlarımızı kesiyorlar. Öyle söyledi olmadı, böyle söyledi olmadı, diplomasiyi zorladı olmadı, baktı olmadı. Amerika'nın ve bütün dünyanın size ambargo uygularız tehditini aldırmayıp Ayşe'yi tatile çıkardı, Kıbrıs'ı kurtardı. O Kıbrıs Fatih'i, Kıbrıs'ı kurtardı, o kanı durdurdu diye Türkiye'ye ambargo uyguladılar ve benzinde, mazotta sıkıntı oldu, kuyruk oldu. O günün kuyruğunu CHP döneminde benzinlikte kuyruk oluyordu diye diline dolayan dün akşam bütün Türkiye'yi benzinliklerin önünde kuyruğa soktu. Bugün geldiğimiz noktada biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin savrulduğu noktadan, ekonominin getirildiği noktadan üzüntü duyuyoruz, utanç duyuyoruz. Ancak bu kadar kötü yönetimin cezasını şu pazar yerinde geçen haftaya göre %20, geçen aya göre %30, sene başına göre %60 zamlı alışveriş yapmak zorunda bırakılan Mahmudiyeliler ödemeyecek. O yüzden çağrımız şudur: artık erken seçim değil, derhal seçim zarurettir. Cesaretiniz varsa koyun sandığı, millet karar versin. Biz sandığı bekliyoruz. Vatandaş sandığı bekliyor. Ülke bu çendereden kurtulmak istiyor. Mahmudiyeliler, Eskişehirliler, oylarınızı verirseniz bu iktidarı değiştirebilirsiniz. Değiştirirseniz Türkiye'nin mahkus tarihine el koyarsınız. Sadece damat bakan gittiğinde piyasalar 1,5 lira doların ucuzladığını yaşamışlardı. Eğer bu iktidar tümden değişirse artık doların ucuzladığını, euronun ucuzladığını, enflasyonun düştüğünü, işsizliğin bittiğini göreceksiniz. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapacağız. Bunu dostlarımızla, ittifak ortaklarımızla birlikte yapacağız. Seçimden sonra Türkiye'nin önü açıktır. Hepimizin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında birinci yüzyılı kuran ve başlatan partinin, Atatürk'ün partisinin iktidarında yüzünüzün güleceğinin sözünü veriyoruz. Hepinizi bu güzel günde bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sağ olun, var olun. Sayın Grup Başkan Vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'i plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Nurgül ablalar nerede? Evet, kim verecek? Şöyle bir öne geçerseniz daha iyi. Kim alıyor, kim veriyor?
Hocamıza vereceğiz. Ben mi vereceğim? Hocam önde alırsa, önde alırsak hocam. Şöyle öne geleyim. Önde buyurun hocam. Oğlum onlar arkayı alsana. Bir şey bilmiyor mu? İnşallah en kısa zamanda at yetiştiricileriyle, jokeyler ve mahmudiyelere resmi törenlerde benzeri heykelleri teslim etmek, hediye etmek üzere. Şimdi bu aşamada bir söz vermemiz gerekiyor. Ben şöyle bir Mahmudiye'nin geçmişine baktım. 1999'da Ecevit hükümeti aslında buraya bir hipodrom yapma kararını vermiş. Bu da onaylanmış. İktidar değişmiş. Kemal Ünakıtan, Allah rahmet eylesin, AK Parti'den bakan Mahmudiyelilere pantolonun cebini göstermiş. Demiş ki, para bende, bütün bakanlar benden isteyecek, biz de Mahmudiye'ye hipodromu yapacağız. 2014'te Tarım Bakanı Mehdi Eker gelmiş, aynı sözü bir daha vermiş. Ardından 2019 olmuş, söz tutulmamış. Bu sefer Mustafa Varank gelmiş, aynı şeyi söylemiş. Bu muhteşem hipodrom aslında her şeyi hazırken buraya müsabaka izni verilmediğinden Mahmudiye böyle 8000 kişilik bir nüfusla duruyor. Size buradan söz veriyoruz. En geç 2023 Haziran'dan sonra biz dünden hazırız, bugün dünden razıyız, bugünden hazırız. Yapılacak ilk seçimlerden sonra iktidarı devraldığımızda Mahmudiye Hipodromu'nu hep beraber açıp İstanbul, İzmir, Ankara gibi Mahmudiye'de haftalık koşuların yapılacağı ve Mahmudiye'nin yüzünün güleceği, dünyanın bu spora meraklı herkesin gelip yatırım yapacağı, müsabaka izleyeceği ve Mahmudiye'deki at üreticilerinin de tüm Mahmudiye'nin de zenginleşeceği ve yüzünün güleceği o açılışı Yılmaz hocamızla beraber o günkü Cumhuriyet'e ve Atatürk'e yakışır Cumhurbaşkanımızla beraber hep birlikte yapacağız. Bunun sözünü şimdiden veriyoruz. Hocam. Herhalde siz kalıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilimiz Sayın Jalinur Sürlü'yü plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Hocam. Nerede mikrofon? Hanımefendi de hemen mikrofon. Buyurun hocam. Efendim, sayın milletvekilimiz benim öğrencimdir. Benim hanımın da öğrencisidir. Ortaokuldan, liseden itibaren. Siyasete ilk atıldığı yıl efendim biz 99 yılında doğru beraberdik. 1999 yılından Odunpazarı Belediye Başkan adayıydı. Ve kendisi iletişimden de mezundur. Basın yayından da anlar, onun derslerini de almıştır. Kendisi bir afiş yaptırmıştır. Yaptırdığı seçim afişinde at ve atın üzerinde kendisi vardı. Ben çok kızmıştım. Niçin böyle bir afiş yapıyorsun, yaptırıyorsun diye. En coşkun atları bile dizginleyecek kadar kuvvet ve kudrete sahiptir Türk kadını. Onu göstermek istedim ve kendimi böylece takdim ettim dedi. Dedim ki öyle düşünmeyeceksin. Keşke düşünmeseydin. Çünkü erkekler eyvah der. En azgın atları bile zapt eden bir kadına milletvekilliği verilirse halimiz ne olur diye sorarlar. Güldü. Hayır öyle değil dedi. Ve ne yazık ki benim dediğim çıktı. Çok az bir farkla belediye başkanlığını kaybetti. Atları vardı. Koştururdu. Dolayısıyla milletvekili olarak Mahmudiyelilere en fazla yardımcı olacak bir vekilimizdir. Diğer vekillerimiz de tabii yardımcı olacaktır. Onun için
çok anlamlı ve çok isabetli bir hediyeyi takdim ediyorum Mahmudiyeliler adına, Eskişehir adına. İnşallah sevgili grup başkan vekilimizin söylediği Mahmudiye'de yarışların yapıldığı törenlerde tekrar sizi bir arada görmek şeyiyle, temennisiyle tebrik ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel'in plaketlerini Sayın Jalinur Sürlü takdim edecekler. Evet, gerçekten bu ödülü, bu plaketi diyelim, daha doğrusu ödülü demeyelim tabii ama ödül, çünkü gerçekten çok güzel işler yapıyor Sayın Grup Başkan Vekilimiz. Tüm Türkiye'yi karış karış dolaşıyor ve vatandaşımızla buluşarak ne yazık ki bu iktidarda kötü yönetimden ülkemizi kurtarmak için adım adım Sayın Genel Başkanımızla ve tüm milletvekillerimizle birlikte çalışıyor. Ben onun için kendisine bir kez daha tüm Eskişehirliler adına teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizin güzel günlerinde, hep birlikte tesis edeceğimiz güzel günlerde tekrar birlikte olmak dileğiyle diyorum Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Hocam buyurun, kim var şimdi? Şimdi kim var şimdi? Hocam hoşlanırsa var. Kürürlük yok. Evet. Başkanım onu ben alayım. Sizin arabayı koyayım. Ama benim odaya da uygun. Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurtu, İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruh'a plaketini vermek üzere sahneye davet ediyorum. Gel gel güzelim, gel. Asıl hocam. Gel gel, buradayım, buradayım. Tamam, çok yorum. Evet hocam. Biz teşekkür ederiz. Yok, seni çıran. Evet. Tamam. Evet, buyurun. Ham Belediye Başkanımız Sayın Erdal Şanlı'yı, Lüleburgaz Belediye Başkanımız Sayın Murat Gerenli'ye plaketlerini vermek üzere sahneye davet ediyorum. Ahmet Ataçoğlu. Ataçı atladı hocam. Verel artık. Verel haydi getiremez. Ahmet etmezler ama. Evet. Ahmet Ataçı. Sağ olasın. Ahmet Ataçı anons etti. Evet. Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Adar Elektrik adına Abdülkadir Adar'a plaketlerini vermek üzere sahneye davet ediyorum. Evet. Seyit Gazi Belediye Başkanımız Sayın Uğur Tepe'yi, Mahmudiye Belediyesi Fen İşleri ekibimiz ve teknik personellerimiz adına Fen İşleri Müdürümüz Sayın Adem Işık, harita mühendisimiz Sayın Ebru Şanlı, inşaat mühendisimiz Hazal Yağmur Doğan ve Süleyman Aksu'nun plaketlerini vermek üzere sahneye davet ediyorum. Elinize sağlık arkadaşlar. İki
Evet ya. Başkanım bitti mi? Evet. Kurdele. Var var. Alpu Belediye Başkanımız Sayın Gürbüz Güler'i pazar yeri alanımıza derin kuyu sondaj kuyusu açarak desteğini bizden esirgemeyen Sayın Harun Emre'ye plaketlerini vermek üzere sahneye davet.